Medya Baronu'na hoş geldiniz. Bu videomuzdaki konumuz bizi global ligin tepesine geçirebilecek olan jet motorlu Göksungur insansız hava aracı. Peki bu aracımızın özellikleri nelerdir? Ne zaman tamamlanacak veya neden bu kadar değerli? İncelemeye başlayalım. Türkiye son yıllarda insansız hava araçlarında global ligi oynadığını tekrar tekrar gösterdi. Yaptığımız neredeyse her hareketin içine sıkıştırmamız bu teknolojiye verdiğimiz değerin bir göstergesi. Ancak tam olarak bu ligin babası olabilmek için hızlı ve gizli karakteristikte İHA'lar da üretmemiz gerekli. Şu anda uzun yıllardır bu işin içinde olduklarından ligin babası Amerika. Zaten ilk insansız hava aracı fikriyle bu işi sahaya döken de Amerika. Uçak gemisinden kalkabilenden yük taşıyabilene birçok çeşit araçları mevcut. İşte bizim de bu noktaya gelebilmemiz için her alana el atmamız gerekli. Şu anda normal boyutlu İHA'lar olarak ileri seviyedeyiz. Her operasyonda zaten kullandık. Ağır yük taşıyabilenlerde tamamlanmak üzere Akıncı ve Aksungur tamamlandığında çok büyük işler yapacaklar. O zaman tepe nokta için ne kaldı? Hızlılık ve gizlilik kaldı. Gizlilik en son gelebilecek adım olduğu için çünkü diğerlerine nazaran yapması daha zor, sıradaki adımımız hızlılık. O yüzden Göksungur son basamağa geçmemiz için fazlasıyla değerli. Aldığım haberlere göre ise Göksungur tamamlanmak üzere. Savunma sanayi uzmanları ve Temel Kotil'in son konuşmalarından sonra iptal oldu gibi bir algı oluşsa da proje tabii ki iptal olmadı. Sadece korona gibi sebeplerden biraz yavaşladı. Bilirsiniz, böyle işler sekteye uğradığında şu tarihte yapacağız yerine yapıyoruz mantığına çevrilir. Şirket sözcüsü güveni kırmamak adına ortada cevaplar verir ki hem geç kalırsa güven bozulmasın hem de yapılırsa sürpriz gibi olsun. Daha büyük heyecan uyandırsın. O bakımdan 2020 sonu olarak belirtilen ilk uçuş tarihi biraz ertelenebilir. Peki bu SİHA'nın özellikleri nelerdir? Öncelikle ortada belirtilmiş bir tasarım veya şunu yapıyoruz şeklinde bir şey yok. Ancak hem Anka üzerinden hem de Tayin'in geçmişte bulaştığı bir iş üzerinden neye benzeyebileceğini ve özelliklerini baştan aşağı çıkartabiliriz. Buradan neye ulaşılabilir derseniz her şirketin kendine özel bir tarzı vardır. Bu tarz oturtulduğu için yeni projelerde çokça kullanılır. Anka üzerinden dış tasarımını ve yapısını alabiliriz. Dış hatları yine benzer şekillerde olacaktır. Ön tarafta sistemlerin sığabilmesi için bombeli bir yapı, Anka'nın aksine yüksek hızlara çıkacağı için fazladan ağırlığı kaldırabilsin diye daha uzun bir kanat ve kullanıma göre tek veya çift jet motoru. Dış görünüşü muhtemelen klasikleşmiş bu çerçevede olacaktır. İç özellikleri içinse Tayin'in 2011 yılında katıldığı bir projeye bakarak çıkarımlarımızı yapabiliriz. Bir Fransız firması 2009 gibi yıllarda kendi ülkesi için insansız hava aracı üretmeye başladı. Daha bu işte yeni olduklarından pek her şeyi oturtamadılar. Bunların üzerine TAI karşılıklı bilgi alışverişi potansiyelini gördü ve 2011'de programa dahil oldu. Proje jet motorlu Talarion İHA'sıydı. TAI'nin daha 9 yıl öncesinden buradan aldığı bir bilgi birikimi var. Daha o yıllardan destek çıktıysak biz de bir Talarion yapabiliriz. Bu uçağa bakarsak ki bizim Göksungur'un özellikleri de muhtemelen buna yakın olacak, 10 metre uzunluğu ve 28 metrelik kanat açıklığı var. Bizim en uzun kanatlı kabul ettiğimiz Aksungur'dan daha büyük. O yüzden bizimkiler biraz daha küçük olacaktır. Yine de Aksungur seviyesinde 24 metrelik bir kanadı olabilir. Diğer bir öne çıkaran özelliği ise ağırlık. Jet motorlu araçların en büyük özellikleri yüksek ağırlıklar kaldırabilmeleri. Yaptığımız Aksungur'un maksimum kalkış ağırlığı 3.3 tonken Talarion'da bu sayı 10 ton. Çoğu yakıta, motora ve aracın diğer bölümlerine gidecek olsa da yine köşede büyük bir boşluk kalır. Bu şekilde 1 veya 2 tonluk mühimmatları kaldırabilirsiniz. Devrim kabul ettiğimiz Akıncı ve Aksungur'dan daha fazla. Ayrıca jet İHA'ların en önemli özelliği ise hızları. Daha öncesinde Göksungur'un hipersonik hızlara yani saatte 1200'lere ulaşma hedefi olduğu söylense de son gelen bilgilere göre bu hedef kaldırılmış. Onun yerine subsonik veya daha yavaş hızlarda gidecek 800'ler. Bu şekilde motor problemi gibi şeyler yaşamayacak. Süpersonik hızlar için dünyada sayılı markalardan kuvvetli motorlar gerekli. Bu da alım konusunda sizi probleme sokabilir. Göksungur'un tam olarak hangi hızlarda gidebileceğini ise yine katıldıkları Talarion'dan görebiliriz. Talarion'a bakarsak 1700 km menzili ve maksimum saatte 630 km'lik de bir hızı var. Az gibi görünse de dünyanın en pahalı İHA'sı olan Global Hawk ondan daha yavaş.
Süpersonik hızlar yapamayacak olsa da 630 gayet yeterli. Ancak tabii ki bu tarz İHA'lar için kendilerini koruma sistemleri olmadığından ne kadar hız o kadar avantaj. Örneğin Suriye'deki, Libya'daki İHA'larımızı kaybetmemizin temel sebeplerinden biri düşük hızları, çünkü 130 ile 200 ile gidiyorlar. Yakın hava savunma sistemlerinin menziline girdiğinizde bölgesinde ne kadar kalırsanız sizde vurması için o kadar zaman tanımış olursunuz. Ya da kısa menzilli füzesini ateşlerse yavaş olduğundan kaçma ihtimaliniz çok düşük. Göksungur ise hızından dolayı yakın hava savunmasından artık pek çekinmek zorunda değil. Ya da bir bölgede sıkıntı çıktı, acilen hava desteği olarak ulaşmanız gerekli. Buna genelde daha hızlı oldukları için jetler kalkarken artık yakın bölgedeki göksungurlar kalkabilir. Diğer bir önemli nokta ise başta dediğimiz gibi boyutları üzerine. Jet motoru takılacağı için boyutlarının normalden fazla olması gerekli. Bu da iç sistemler için fazlasıyla alan demek. Akıncı videosunda belirttiğim gibi alan artınca sinyal istihbarat ve elektronik harp botları da eklenebilir. Bu ne demek? Bölgede saatlerce yüksek irtifalarda uçurduğunuz, vurulması zor, casus bir hava aracı demek. Eğer hakkını verip elit malzeme ile aracı gizli karakteristikte yaparsanız da tadından yenmez. Milli muharip uçağın yarı gizli malzeme ile kaplanacağı söylenmekte. Neden aynı şey Göksungur'a da uygulanmasın? Peki Göksungur ne zaman üretilmeye başlanabilir? Seri üretim gelir mi? Şu anda İHA konusunda ordumuzdaki en büyük eksik Global Hawk kadar gelişmiş sistemler olmaması. Evet, elimizdekileri sonuna kadar kullanıyoruz ancak Yunanistan gibi, Fransa gibi devletlere karşı kullanımı biraz sıkıntı. Hem radar izleri belli olduğundan hem de yavaş olduklarından jetlere karşı açık hedef halindeler. Büyük bölgelerde sıkıntı olursa istihbarat uğruna çok sayıda İHA'yı feda etmemiz gerekebilir. Ancak bunun önüne Göksungur gibi, Global Hawk gibi araçlarla geçebilirsiniz. Kaynayan Akdeniz ve Ege'den dolayı bir Göksungur'u seri üretim hattına geçirmemiz çok daha hızlı olacaktır. Örneğin Talarion'dan bahsettik. 2015'te ilk uçuşunu yapan bu İHA'nın üretime başlaması 2018'lere kadar gitti. 3 yıldan daha fazla. Bizdeki Akıncı ve Aksungur ise ilk uçuşunu sadece aylar önce yapmalarına rağmen ordumuza teslim edilmek üzereler. 1 yıllık bir süreç. Aradaki acelemizi, hız farkını açık bir şekilde görebilirsiniz. Çünkü bize gerçekten gerekli. Muhtemelen Göksungur da bu şekilde olacaktır. Bize derhal gerektiğinden ilk uçuşunun yapmasının hemen ardından en fazla 2 yıllık bir süreç içerisinde teslimatlar başlayacaktır. İlk uçuş tarihi 2020 sonu denmişti. Tabii çoğu projede erteleme olduğu için 2021'lerde uçuş yapacak şekilde ortaya çıkabilir. Bu da 2023 gibi ordumuza geçmesi demek. Yapabileceklerine göre güzel bir tarih. Sonuç olarak Göksungur bizi İHA'larda global sıranın tepesine çıkaracak en önemli aşamalardan biri. Yüksek hızı, yük kapasitesi ve gücüyle bizim için neredeyse her görevi üstlenebilir. Başardığımız takdirde Amerika seviyesiyle aramızda çok büyük farklar kalmayacak. Eğer gizlilik konusunda halledersek bu piyasanın belki de yeni lideri olabiliriz. Tam zamanında yakaladığımız bu treni umarım değerlendiririz. Şimdilik geldik videonun sonuna. Videoyu beğenerek bize destek olabilir, abone olarak da yeni videoların takibini daha kolay sağlayabilirsiniz. Herkese mutlu günler diliyorum. Görüşmek üzere.